Perdenin arkasında dört erkek arkadaşımız var. Hedefimiz kademe kademe kıyafetlerini görerek birini randevuya çıkarmak. Arka odadaki jürilerimiz ise işleri zorlaştırmak için buradalar. Onların oylarıyla her tur bir erkek arkadaşımız elenecek. Sona kalan erkek arkadaşımız kazanmış olacak. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkes çok heyecanlı çünkü kendime ne seçiyorum? Koca! Ödeleyelim de! Bugün date'e çıkıyorum. Ne oluyor lan? Date'e çıkıyor. Senin çevren haberin yok muydu? Hayır. Bu arada videoya başlamadan önce videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmuyoruz. Böyle içeriklerin devamı için bunlar önemli. Yarışmacıları tanıyalım. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi ben de. Adın ne? Sana ne desene? Adım Furkan. Adım Furkan. Memnun oldum Furkan. Ben de memnun oldum. Furkan'a sorar mısın? Ne iş yapıyormuş? Furkan ne iş yapıyorsun? Ben öğrenciyim, pilota çalışıyoruz. Pilot olacaksın yani. Pilot olmaya çalışıyoruz bakalım. İki numara. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi, benden de bayağı sesin enerjik geliyor senin. Öyleyimdir. Adın ne? Ekrem. Ne iş yapıyorsun Ekrem? Galericiyim. Galericisin. Üç numara, merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Ne haber? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Senden ne haber? İyi, ben de. Yaşın kaç? 26 yaşındayım. 26. Ne iş yapıyorsun? Bir işletmede yönetici pozisyonda çalışıyorum. Aa, iyi, tamam. Memnun oldum. Ben de öyle. Merhaba 4 numara, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Adın nedir? Adım Kerem. Memnun oldum Kerem. Ben ne de iş yapıyorsun? Oldum. Hava operasyon müdürüyüm. Nasıl? Hava operasyon müdürüyüm. Hava operasyon müdürü. O zaman pilot gibi bir şey mi? Yani yakın. Yakın, evet. Yakın. O sektör. Niye bütün pilotlar gelmiş? Sen aynen. Sen özellikle mi seçtin? Böyle bir kriterin mi var? Hepsi uçmak mı istiyor? Çok memnun oldum. Evet, yarışmacıları ayakkabılarından incelemeye başla. Sanki böyle bir 3 numara çok ciddi bir şekilde gelmiş gibi hissettim. Takım elbise mi giymiş 3 numara? Sorsana bir. 3 numara, sen takım elbise mi giydin? Evet, bu bir date olduğu için olayı biraz ciddiye alayım dedim. Teşekkür ederim. Bakıyorum bir Fatih'in zaten ayakkabısı daha farklı. Diğerleri sportif giyinmiş biraz ama çok merak ettim. 2 numara, senin ayağın kaç numara? 42 numara. 42. İlk numara senin ayağın kaç numara? 1 numara. Benim ayağım 43 numara. Neden 2 numaranın ayağı? Neden bu kadar önemli bu soru? Merak ettim çünkü 2 numaranın ayağı hepinizinkinden büyük görünüyor. Kaç numara lazım sana? Ya ben böyle biraz daha minyon ayaklı erkek... Yo, büyük numaralı olsun. Niye minyon oluyormuş? De ki hanginiz 43 numara giyiyorsa buradan nikah basmaya gidiyorum. 43 numara giyen varsa buradan nikaha gidiyoruz. Yıldırım nikahı. Benim üstüm müsait değil ki ama şu an. Bir eve geçeriz değil mi? Ben üstümü değiştiririm yani. Yani bir numara tek başına gider değiştirirsin. Hayatımda olmak istiyorsanız arkadaşlar hak etmeniz gerekiyor. O yüzden sizi tanımak adına birkaç soru sormak istiyorum. İlk sorum geliyor. İlk buluşmada hesabı kim öder? İlk buluşmada hesabı kim öder? Ya bu hesap olayı biraz da sonrasına bağlı aslında. Nasıl yani? Mesela sonrasında evlere dağılacaksak bence Alman usulü olmalı. Nasıl yani? Nasıl yani? Ne yaparsak Alman usulü olmaz? Sonrasında bir kahve içebiliriz aslında. Ya da istersen bana geçebiliriz. Tamam, hesabı ömür boyu Alman usulü ödeyecek o zaman. Hatta ödemesin. Ben öderim. Onun hesabını da kesebilirim yani, sıkıntı yok. Anladım, bir numara. Teşekkür ederim. İki numara. Sence hesabı kim öder? Bence ilk iki date'de 50-50 olmalı. Üç numara. Ben maddi konulardaki jestin çok hoş şeyler olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bence kim davet ettiyse o ödemeli. Doğru. Ben üç numarayı beğendim gözümde. Üç numara bir mantıklı konuşuyor. Peki dört numara. Hesabı kim öder? Benim masamda senin paran geçmez. Adam lan! Helal! Biraz kalbimi fethetti. O zaman hep mi böyle yani? İlk buluşmada da son buluşmada da hep kadın değil, erkek ödüyor. Öyle bana mi? Bana göre benim param bizim paramız, senin paran senin paran. Evet. Hayır, ben katılmıyorum. Bir dakika ben katılmıyorum. Alman usulü. Git ya. Tuva abla, iç güzellik mi dış güzellik mi? Sorsan hepsine. Şimdi sizce iç güzellik mi dış güzellik mi? Bir numara, senden başlayalım ama dürüst olun lütfen. Dış güzellik de bu arada. Neden? Abi içiyle ne işimiz var ya? Allah Allah. İsmi Furkan olduğu için kaybetti de ilk baştan. İki numara, senin cevabını alalım. Dışının güzelliğini görmem lazım ki içini merak edeyim zaten. Ya bu erkeklerin iç dış görünüş sevdası ne, ben artık anlamıyorum bence ya. Bence her erkek dış görünüşe bakıyordur. Ona sorar mısın? Çok güzel ama salak. Ekrem, çok güzel bir kızla tanıştın. Müthiş güzel ama salak. Okey. Evet der dedim ben. Oy. Bunu ele. Ona söyledi ki senin amaç farklı ama kendin söylüyormuş gibi.
Ekrem, o zaman senin amacın farklı. Yani anlaşıldıysa, ama senin ne anladığın önemli tabii. Devam ediyorum. 4 numara iç güzellik... Ay 3 numara, çok özür dilerim. 3 numara, Ekrem kafamı karıştırdı. Ben bunun iki adımlı bir durum olduğunu düşünüyorum. Birini tanımak için ilk önce dış güzellik tabii ki önemli. Sonuçta ruhlar aleminde yaşamıyoruz. Dış güzellik ilgimi çektikten sonra tabii ki iç güzellik de ondan sonraki kriter. Peki 4 numara, sen ne diyorsun? İç güzellik mi, dış güzellik mi? Şimdi benim görüşümce önce bir insan göze hitap etmeli. Yani eğer dış güzellik önemli olmasaydı Uğur böceğini sevdiğimiz gibi hamam böceğini de severdik. Git ya, çok yalancı ya. Ya 4 numara, sen benim bu arada favorimsin. Bizde kadına yanlış olmaz. Diğer soruya geçiyorum. Telefonunu kurcalamana izin verir misin? Size harika bir soruyla geldim şimdi. Biz diyelim ki çıktık sizinle, sevgili olduk. Birkaç aydır ciddi de gidiyor ilişki. Telefonunuzu karıştırmama izin verir miydiniz? 1 numara. İzin vermezdim çünkü insanların bence bir özel alanı olmalı yani. Allah Allah. Yani güvenmiyor. Sorsana, aldatmış mı hiç? Sen hiç. Eski sevgililerinden birini aldattın mı Furkan? Doğru söyle. Doğru söyleyecek hali yok ya. Zaten söylemez. Evet. Evet mi? Tamam, en azından dürüst. Furkan'a söyle, ben çok severim açık sözlü erkekleri. Ben bu arada açık sözlü erkekleri çok severim. Tamam, 2 numara. Senin telefonunu kurcalayabilir miydim? Yeni temizlediysem evet. Yeni temizlediysen evet. Evet. Benim bir de 2 telefonum var. Diğerini kurcalayabiliriz. Birisi iş, birisi aşk. Ya. İş olan da diğer kızlar. Ya. Aşk olan benle dolu olacak. İş olan sadece da... Sadece sen. Ya. Bana güvenebilirsin. Ekrem, sen galericiydin değil mi? Evet. Galericilere güven olmaz Ekrem. 3 numara, senin cevabını alalım. Telefonunu karıştırabilir miydim? Evet diyecek. Ya hayır, evet. Evet de. Başka ne diyecek oğlum? Ben kişisel eşyalarım konusunda hassas bir adamım. O yüzden izin vermezdim. Peki 4 numara, senin cevabını alalım. Karıştırmana izin verirdim ama karıştırdığında bir daha asla eski biz olamazdık. Arkadaşlar bilmiyorum ya, ben kime daha yakınım? Bir düşünüyorum şu an. Acaba kime daha yakınım? 4 tabii ki. Bence de. Tabii bence ki 4 hani. Dört. Benim gözümü 1 ve 3 tutmadı. Aldattım da diyor. Aldatmışsa kim benim ablamla çıkacak DT? Eleme turuna geçebiliriz bence. Seni yanımıza alabilir miyiz? Gel abla. Şimdi sen en çok hangisini beğendin? Ben 4 numarayı bayıldım. Biz de. Evet, 4 kesin dört kalıyor. 4 elemeyin. Kime ediyorsanız emin. Tamam, ben tamam. Biliyorum kime eleyeceğimi. Koş. 4'e iletelim mi? Yok ya, hayır. Dört kesin kalıyor. Hayır, en adamı o. Ben dördü en son. Birazcık darbalayalım. Hayır, dördü değil, biri. Şimdi birinin elenmesi gerektiğini söyle. Çok özür dileyerek birinizi elemek durumundayım. O zaman eleyeceğin numarayı sana söylüyoruz. Hazır mısın? 1, 2, 3. 4 numara. Neden? Ya öyle çaktırma mi? Sen direkt de ki 4 numara, seni elemek zorundayım. Çok kısa sormak istiyorum. 4 numara, daha önce birini aldatmış mıydın? Aldatmadım. Ya bunu elemesek olur mu? Ele hadi. Hadi biz öyle dedik. 4 numara, çok özür dileyerek seni buraya alacağım. 4 numara, kalbimi fethettin. Ya burada bir oyun oynanıyorsa üstüme bunu bileyim. Kerem nasıl? Lan abi! Ne oldu? Bağlamak. Beni şu an kim eledi? Ya Damla ile Ahmet eledi seni. Üzdüler bir tık. Ama yani tam da sana layıktım. Evet. Emir bitti, ömür başladı, görüyor musun? Evet, ömür bana layıktı gerçekten. Bir tık üzdü beni. Ama sen beni tanıyorsun. Yani işte ona göre... O yüzden. Ama gerçekte de öylesin, biliyorsun. Öylesin. Kralsın sen. Üzücüğüm. Adam. Şey, biz yine de seninle çay içeriz ya Ömürcüğüm. Yani görüşeceğiz gene. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz, dikkat et. Hoş geldin. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar düzgün birinin ablanıza layık görmedim. Ama Tuba ablam seni sırf beğendi diye eledi. En çok seni beğendi dedim ki biraz. Seni şampiyon yapacaktık. Mantık sen olarak... Nereden çıktın? Ben bir erkek kardeş olarak. Bilmiyorduk. Ne alaka? İzleyin. Böyle kal. Ömür. Baş başa kaldık. Eleme turları devam ediyor olacak tabii sorduğum sorulara göre. Öncelikle biraz düşüncelerinizi almak istiyorum. Buyurun. 1 numara. Ben her zaman 1 numara olduğum için benim için bir şey değişmeyecek. Zaten ben arkadaştan da çok umutlu değildim. Ben umutluydum. Allah Allah. Aynen kanka. Çok mu kendini seviyor? 2 numara. Çok fazla temiz yüzlü bir arkadaştı. Bu kadar iyi bir insansa gitsin cami yaptırsın. Haklı. Cami yaptırsın. Bence de.
3 numara. Ben elenen arkadaşla yakın karakterde olduğumuzu düşünüyorum. Zaten benzer cevaplar verdik. Yani sıradaki kurban ben miyim diye düşünmüyorum değil. Sıradaki kurban sen olabilirsin, evet. Ben ama şu aldatma muhabbetine izin verirseniz sayın jüri üyelerim. 2 ve 3'e de sormak istiyorum. Onlara sormadım. Merak ediyorum. Daha önce aldatmışlar mı? 2 numara. Daha önce birini aldattın mı? Henüz yakalanmadım. Henüz yakalanmadın. Bunu sormam bile hata. O zaman güvenmemek gerekiyor 2 numaraya pek. Jüri üyelerim. Yani 2 numara hiç güven vermiyor da 1 numara da çok veriyor gibi durmuyor. 3 numara. Bari sen yani güzel bir cevap verede. Aldattın mı daha önce ilişkilerinde? Yani ben bu soruya hayır desem çok inandırıcı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta yeni birini tanımaya çalışıyorsun. Ona sorulan bu soruda evet demek ya da hayır demek çok mantıksız olur diye düşünüyorum. Yani hayır aldatmadım ama inanıp inanmamak sana kalmış. 3 numara çok boş yapıyor. Ya ben inanmak istiyorum 3 numara sana. Şu an gerçekten kurtların arasında kaldım ya. 3 numara mı? Bence biraz masum rolünü mü oynuyor? Kaç ilişki sormuş sorabilir misin? Gerçekten masum ya. Kaç ilişkin oldu 3 numara daha önce? Sayamadım diyormuş. Abi bu tür şeyleri saymamız mı gerekiyordu? Yani tabii sayman gerekmiyor da çok fazla olmadıysa sayabilirsin diye düşünüyorum kafandan. O kadar çok olmuş yani. O kadar iyi tanıyorum insanları. Sayıyor muyuz böyle şeyleri? Ben bereketi kaçmasın diye hiç saymadım. Oha. Bir de ilişki kaç tane oldu dedin ya, birlikte mi tek tek mi? Aynı anda yürüttüklerimiz dahil mi? Aynı anda yürüttüklerimiz dahil mi yani? Oha. Sorsana aynı anda sokağa çıkarıyor mu ikisini de? 2 numara Ekrem, aynı anda sokağa çıkarıyor muydun ikisini de? Köpek mi bunlar canım, o nasıl soru ya? Önce biri, sonra öbürü. Şimdi genelde daha önce bayağı bir ilişkisi olmuş erkekler, çapkın erkekler yükselen burçlarını bilir sevgililerinden ötürü. Çünkü kızlar burçlara ilgililer. O yüzden sorar mısın yükselen burçları neymiş? Bak biliyor musun deme. Yükseleniniz ne? 1 numara senle başlayalım Furkan. Benim yükselenim ikizler. İkizlerse kaç? İkizlerse kaç? İkizli. Burcu neymiş? Yükselenin ikizler. Burcun ne? Burcum Koç. Oo tamam. Direkt ele yani. Peki Ekremcim. Efendim. Burcun nedir? Yükselenin nedir? Burcum aslan, yükselenimi bilmiyorum. Burcun aslan, yükselenini bilmiyorsun. Burçtaşız bu arada Ekrem. Fatih, senin burcun nedir? Yükselenin nedir? Burcum boğa ama yükselenimi bilmiyorum. Yani burçlar konusunda da biraz hassasım açıkçası. Neden? Burçlara olan inanışın çok saçma olduğunu düşünüyorum diyeyim. Ya da sorudan yani, kaçıyor. Yani ben saçma buldum. Bu arada ben burçların özelliklerini taşıdığımıza inanıyorum Fatih ya. De ki ben sana burçlar hakkında ne düşünüyorsun diye mi sordum diye kızar mısın ona? Ben sana burçlar hakkındaki... Daha sert sor, daha sert. Fatih, ben sana burçlar hakkındaki düşüncelerini mi sordum şimdi? Yani bilmiyorum, sanırım ben burçlara inanan biriyle yapabileceğimi düşünmüyorum. Sus, bana cevap verme de. Sus, bana cevap verme Fatih. Gülme. De ki de, ne anlatıyorsun sen, ne anlatıyorsun? De zaten ayakkabıların çok çirkin. Zaten ayakkabıların da çirkin. Sana bu konuda bir şiirle cevap vermek istiyorum. Ne senden bana kıyam olur, ne benden sana rükû. Bu saatten sonra ne esselamu aleyküm, ne de aleyküm selam. De ki 3 numaraya, şiirini çok beğendim. Geri kalan hayatındaki kızlara sürekli şiir okuması dileğiyle onu da ömürün yanına alalım. 3 numara, şiirini çok beğendim. Umarım bundan sonra hayatına giren kadınlara bu şiiri okuyarak onları etkilemeye çalışırsın. Ya ağlama be! Soğukkanlı ol. Bir şey diyeceğim. Kime sorarak 3 eldiniz? O zaman şey yapıyoruz. 3 numara. Seni de böyle alacağım. Merhaba. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Tuba ben tekrar. Ben de memnun oldum. Zaten eğlenme ihtimaline karşı kız arkadaşımla birlikte gelmiş. Ha? O yüzden de kız arkadaşımın yanına doğru gidiyorum. Çok gerçekten kalbim kırıldı Fatih. Sağ ol. Memnun oldum. Başarımsın. Gerçekten. Erkeklerin özetisin Fatih. Nerede kız arkadaşım? Çok memnun oldum bu arada. Gerçekten. Merhaba. Merhabalar. Ben atışmıştım abi. Gerçekten kız arkadaşınla mı geldin? Evet, kız arkadaşımla geldim. Ama abi harbi kız arkadaşım varken gelmem büyük başarı, ben tebrik etmek istiyorum. Güzel abi. Hakikaten özetiyiz öyle değil mi? Aynen abi. Gerçekten şu şiirin çok kötüydü. Evet, ben de fark ettim. Hayatında başarılar dileriz. İyi günler. Bay bay. Teşekkürler. Baş başa kaldık Ekrem ve Furkan. Sizinle de baş başa kaldık. Bu tarz videoların devamı için ne yapıyorduk? Videoya like atıyorduk. Hemen şimdi, hemen şu anda kanala da abone oluyorsunuz değil mi? Sizin için burada kendimi aday seçiyorum. Aynen, kesin. Kemşahit. Ekrem'i sevmedim. Ben Furkan'ı sevdim. Ben ikinci bence.
İki numara. Biri yalancı. Hiçbirini sevmedim de. Sen çok mutlusun bu videoda. Çok. Şimdi sizin kıyafetlerinizi yorumlayarak biraz başlamak istiyorum. Furkan'cığım, sen birazcık sportif giyinmeyi seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet evet. Söylemiştim zaten bunu da. Kıyafetlerimin de zaten %80'i oversize'dır yani. Bu tarz takılırım genelde. Peki Ekrem, senin kıyafetin bu arada sen galericiydin değil mi? Evet. Tam var ya, gerçekten siyah baş aşağı ve anahtar sallanıyor cebinden. Bu sadece bir tanesi. Tuva abla de ki, karşı cinsten en çok neye dikkat edersin? Şimdi size bir soru soruyorum. Bunu ben de merak ettim şu anda gerçekten. De ki, erkek kardeşim merak ediyor. Erkek kardeşim merak ediyor bu soruyu. Karşı cinste ilk dikkat ettiğiniz, sizin için en önemli şey nedir? Öncelik benim için fizik ya. Fizik mi? Fizik dersi kaçmış sorsana. 90-60-90 formlarına uygun olsa aslında tadından yenmez yani. Öyle bir yerim ki seni. Yani tadından yenmez. Sorsana yanlarına bir rakip daha gelmesini ister miler miymiş? Bir rakip daha yakışıklı. Kim? Başka yakışıklı var mı burada? Üstüne alalım. Kapat abi. Ki zaten sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla senin de fiziğin güzel. Sen kaç kiloydun bu arada? 52 kiloyum. Hemen bunlara mı dikkat ediyormuş? İlk göz oraya mı çarpmış? Buraya o yüzden mi gelmiş? Sor bir. Bu yüzden mi geldim buraya Furkan? Peki yani sadece fiziğin mi? Yoksa hani böyle acaba hanımefendi bir kişiliğin var falan da bunlar önemli mi senin için? Geri kalanları tabii date'e çıktığımız zaman, oturup konuştuğumuz zaman öyle ufak bir üstünden geçeriz. Zahmet etmesin de zahmet etme ya. Gerek yok ya. Ufak. Hayır, niye zahmet ediyor sorsana. De zahmet olmasın. Ben bence iki numaraya geçeyim. De zahmet olmasın de. Kavga çıkmadan. Furkan zahmet olmasın, şimdi ufak bir üstünden geçiyormuşsun ya ilk buluşmada. Ya ufak bir üstünden geçmekten kastım. Hadi tamam, yaşın, burcun, ne iş yapıyorsun, ne okuyor musun? Geçtik bitti, tamam, bu kadar yeterli değil mi? Bak bunun niyeti belli. Hiç hoşuma gitmedi, hemen eliyoruz bunu, tamam mı? Başka bir şey seçemezsin. Bak sadece benim. Ama seçtik mi? Tamam, erkek olabilirim ama tek benim ablam değil. Furkan. Kardeşimi çok sinirlendirdin. Sen ne istiyorsun? Hayır, ne istiyorsun anlamadım. Daha karar vermedik. Bir dakika. Bir dinle. Yani bilmiyorum, ikiyüzlü davranmaktansa şöyle böyle deyip gönül çaldıktan sonra başına gelmesindense bence en azından açık sözlü olmak daha iyi. Komik, bunun bir komik yanı. Daha ikinci şeyi dinlemedik. İkinci. Tamam, neyini beğenmedin ki çocuğun? Sen de dış görünüşe bakıyorsun hakkında. Aynen. Dış görünüş demiyor ki. Direkt fizik diyor, 90, fizik ne oluyor? 90-60-90 diyor. Sen niye bu kadar hoşuna gitti? Tuval Ahmet bizi dövecek, gel bizi kurtar. Ben Ekrem'e geçeyim bence. Ekrem'e geçelim hemen. Ekrem'cim lütfen, daha güzel. Ekrem'e başka bir şey sor. Ekrem'e de ki. Hayır, bu da kötüyse ben kime eleyeceğim? Ekrem, sana başka bir soru sormamı istediler. Sana farklı bir soruyla geliyorum. Ona şunu sorar mısın? Yanında sevgilisi varken başka bir kız ona bakarsa tepkisi ne olur? Ekrem'cim şimdi senle biz sevgili olduk, yola yürüyoruz. Ekrem'cim mi? Başka bir kız döndü sana baktı. Ama böyle alıcı gözle yani, süzdü. Flört ediyor seninle bakış yoluyla. Tepkin ne olur? Muhtemelen ben o tarafa bakmıyor olurdum zaten. Aaa, tamam. Yalan. Senin gözüne girmek için yapıyor bence. Tuba abla sorsana, eski sevgililerini takip ediyor musun diye. İkinize de bir sorum var. Bunu ben de merak ettim. Eski sevgililerinizle hala takipleşiyor musunuz Furkan? Eski sevgililerimle takipleştiklerim var. Peki ben istersem takipten çıkar mısın? Ona bakılır ya. Yani tamam, ciddi bir ilişkin yani. Var ve takipten çıkmaz mıymış? Gerçekten yani senle ciddi bir ilişki yaşıyoruz, ciddiyiz, evliliğe gidecek. Takipten çıkmaz mısın? Seni de tanıştırırım onlarla. Beni de tanıştırırsın onlarla. Bu harbi komik ya. Daha çok sinir olacağım bir insan değil. Komik. Peki Ekrem, sana soralım. Eski sevgililerine takipleşiyor musun? Hayır. Hayır. Net. Evet. Hiçbiriyle. Hiçbiriyle. Seni takip eden var mı eski sevgililerinden? Böyle bir şeye izin vermem. Böyle bir şeye izin vermezsin. Peki ben seninle çıktım, biz ayrıldık. Takip etmeye devam eder misin beni? Hayır. Bir sonraki olacaksa kız arkadaşıma saygısızlık olur böyle bir şey. Ya olması doğru. Gereken evet dese sıkıntı zaten. Hayret evet. Yalan demedi. Evet, evet deseydi sıkıntı. Furkan doy Furkan. Son bir soru sorduralım ve kazananı seçelim diyoruz. Bence diyorum. Belli zaten, ikinci olsun yani. Hangi şey demişti 90-60-90? Bir. Bir. Tam biri net eliyoruz. Perde yükselince biraz bilgi sahibi olur gibi oldum da. Senin ayakların kaç numara? Ufak bir 36.5 havası alıyorum da. 37. 37 olur, o da olur, neyse. Ne yapacakmış ayak numaranı, onu da sorsana be. Ayak numaramı neden sordun? Önemli değil mi sence? Ayaklara ilgisi mi varmış, sorsana be. Ayak... Bunu sorayım mı gerçekten? Hayır, de çok güzel bir ayak tanıyorum. Döşemeli. Ayaklara özel ilgin mi var, bir numara? Yo, hayır da kürek gibi bir ayağı kimse istemez diye düşünüyorum. Sorar mısın, 42 numara seviyor mu? 42 numara ayak seviyor muymuşsun? Kimin ayağı olduğuna bağlı.
Yani bir kadın ayağı olmayacağına göre. Yani aynen bir kadın o ayağı olmayacağı kesin. Ojeler kırmızıysa sorun olmaz. Ekrem, senin bir sorun var mı bana? Sen nelerden hoşlanırsın? Sen biraz bahset kendinden. Vallahi ben doğru düzgün bir insan olsun yeter ya. Sizin gibi çok dış görünüşçü değilim Ekremciğim. Yani çiçekten, böcekten hoşlandığından bahsediyorsun. Yani diyebiliriz öyle, aynen. Size son bir soru soracağım ve o soruya göre içinizden biri elenecek. Ve kalan kişi benimle date'e çıkmaya hak kazanacak. Tamam, soru geliyor. 5 yıldır ilişkimiz var ve evlilik yoluna girdik ama annen beni istemiyor. Anneciğim çocuk. Yorumu ne olurmuş, ne tepki verirmiş? Bu final sorusu. İkinize de soruyorum şimdi. Ciddi bir ilişki yoluna girdik. Birkaç senedir birlikteyiz ve ilişkimiz evliliğe gidiyor. Bana da sırılsıklama aşıksın. Ama annen beni istemiyor. Annen tarafından istenmeyen gelinim ve kati suretle istemiyor. Tepkin ne olurdu? Furkan. Annemin pek sıkıntı yapacağını sanmıyorum çünkü artık bezmiş durumda. Karışmıyor artık. Ya annesine memnun edemeyen karısına kim? Tepkin ne olurdu? Bir seçim yapar mıydın falan? Öyle der misin? Dediğimi der misin? Annesini memnun edemeyen karısını memnun eder mi peki hiç? Etmez. O yüzden annemin dediğini. Anneni seçerdi. Çünkü İyi. Sonuç olarak bugün varsın, yarın yoksun annem. Ne demek gerçekten bugün varsın, yarın yoksun? Tamam anne de kıymetli ama şimdi ben de gidip eşimi annemden babamdan... Pardon da biz seninle evlenirsek ondan sonraki ailem ben oluyorum. Ne demek bugün varsın, yarın yoksun? Asıl anan bugün var, yarın yok. Tamam da seninle yarın anlaşamazsak yollarımız ayrılacak. Annemle yollarımı ayırabilir miyim? Mantıklı. Ayrımcılık mı oluyormuş? Ele bir numarayı, ele. Bir numarayı eleyebilir, evet. Evet. Evet, bir numarayı ele. Bir numara. Ekrem'cim, senin bu soruya cevabını merak ediyorum. Ben etmiyorum, direkt bir numarayı eler misin? Yani annemin fikirlerine tabii ki saygı duyuyorum ama hayat benim hayatım. Yaşayacağım kadını da ben seçeceğim tabii ki de yani. Vallahi anne diyeyim helal ama olsun. Birinci elenecek diye alkışlıyorum. Evet, şimdi her ikisinin cevabını da aldık. Kendi aramızda küçük bir istişare yapıp dönüyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Bir numara. Eledi. Eledik zaten bir numarayı. Niye düşünüyoruz? Düşünmeye gerek yok. Ama bu şampiyonluk meselesi yani. Tamam, bir numara. Birincinin ismi Furkan. Çok düşünmeyin. Eleyin. Furkan'dan değil. Hani ikisi de kötünün iyisi, anladın mı? Ekrem tam iş adamı. Pardon, ikinci kötünün iyisi. Tamam, biz kararımızı verdik. Ben verdim daha doğrusu. Senin fikrin çok önemli değil. Date çıkan da sen olabilirsin ama kararı, son kararı Ahmet verir. Bir numara eleyebilir miyiz? Evet, abi, biz bir numara elemek istiyoruz. Görüşünde evet, görüşünde merak etmiyoruz, direkt çıkabilir. Evet, o zaman şu an elenecek olan isimle birlikte benim kimle date çıkacağım da belli oluyor. Çok şaşırmayacağınızı düşünüyorum elediğim isme. Bu arada böyle de ki biraz ümitlensin. De iki numara, senin her şeyini çok beğeniyorum. Yani. Aynen, blok falan yaptı falan ki. Ama maalesef kadar... Geldin, o kadar yoruldun falan filan. Maalesef o yüzden bir numarayı eliyorum falan filan de. Şimdi iki numara, seni çok sevdim biliyorsun. Benim gönlümde bayağı bir yer fethettin. Buraya kadar da geldin, tanıştık falan Ekrem'cim. Gerçekten ayaklarına sağlık, iyi ki geldin. Bir numara seni eliyorum. Furkan! Sen niye öyle sağ gösterip sol vurdun ki şimdi? Tepkisini gördün mü? Hak etti ama. Merhaba. Merhaba. Ay, yüzünde görmek nasip oldu. Sen az önce dedim herhalde ben çıkıyoruz date, her şey okey. Ama son dakika golüyle. Evet, ama golü... Çok da bir şey kaybetmemişim gibime geliyor. Ekrem'cim, sana geçmiş olsun kardeşim. Hadi Allah'a emanet. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Kral, ben sana pek ısınamadım ya. Ablam çok şey kazandı ama. Yani ablanın çok şey kazandığını birazdan göreceksin. Az önce ablanın kazandığı yok, şey... Yok, o zaten kötünün iyisi. Ona da lafım yok. Ben sana yorum yapmıyorum. Yoksa burada seninle birbirimize gireceğiz biz. Hiç gerek yok öyle şeylere. En azından özümüz sözümüz bir yani. O zaman dürüst olduğun için... Kendine iyi bak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bilmem mümkün olursa bir daha görüşmeyelim. Ve şu meşhur Ekrem'e de biz de gelin. Evet, hadi bakalım. Ve işte finalistimiz Ekrem! Seni buraya alalım. Ne oluyor be? Merak ettik. Biz de geldik. Merhaba. Alkış alabilir miyim? Date mi? Merhaba. Ekrem, benim dışımda herkese tanıştın ya. Merhaba. Birlikte date çıkacağız ya. Biraz önce Furkan giderken şey dedi, geçmiş olsun falan dedi. Yarışmanın ortasında da dedi ki, fiziğin iyi falan dedi. Kedi yetişemediği ete mundar der. Bravo!
Seninle kahve çay bir şey içip birbirimizi daha yakından tanıyacağız o zaman. Yani sadece video için değil miydi? Kahve çay. Ne? Sadece video için değil miydi? Yo, gideceğiz cidden videodan sonra şimdi date. Abim diyor ki ben de sizinle geleceğim. Ben de geleceğim. Ay date iki kişilik olur ve... Ben de geleceğim. Sorun olur mu kardeşim ben de geleceğim? Sen daha sonra buluşmalarda gelebilirsin istersen. Bence de ilk buluşmaya tek gidin. Bence de date yani abi. İstersen ablamla ben bir şey içmeye gideceğim, gelebilirsin yani. Yanımıza kalabilirsin. Sıkıntı olmaz. Sen bizimle daha sonra gelirsin. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim artık, iyice kızışmadan ortalık. Bu serinin devamı için videoya attığınız like çok önemli. Ben şimdi Ekrem'le date'e çıkıyorum. Çaya kahve içiyorum. Benim için ayarlayamaz mısın? Abi. Bir buluşmada. Abi. Evet. Sakin bir videonu götürüyorum. Hayır. Benim için buluşma ayarlayamaz mısın? Götür. Kızlar arası. Gel biz götürelim bunu. Kızlar arası. Gel. Bir videonun daha sonuna geldik. Ekrem'le bir sonraki videomuz. Date'imiz nasıl geçti? Görüşmek üzere. Part 2'de görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.